2008'de burada kuruldu ama önce mermer ocağı olarak, mermer çıkartma olarak kuruldu. Mermer iyi çıkmadı, mermer olmayınca bunu taş ocağına çevirdi, kırmaya çevirdi. Mermer olarak zaten kimsenin sesi de çıkmıyordu. Yani mermer çıkaracak, kesmeyle mermer çıkartıyor, patlama yok. Ama taş ocağı olunca iş değişti. Her şey tamamen tersine gitti. Patlamayla yapıyor, bu dönem sarsıntı olduğu için orada mağaralar falan var, onlar zarar görüyor. Sularımız zarar gördü. Bütün her taraftaki ağaçlarımız, meyvelerimiz, sebzelerimiz hepsi biraz zarar görmeye başladı. Şu anda suları içemiyoruz yani. O hale geldi. Bu şekilde mağduriyetimiz bu yani. Bu köyde yaşanılmaz bir hale soktu köyü. ÇED raporuna gerek yoktur denilen bir karar verilmiş. Bunun üzerine zaten dava açıldı. Dava devam ederken, köylü lehine dava olacakken, tam sonuçlanma aşamasında müdahil olan arkadaşlarımız davadan çekilince dava otomatikmen düştü. Ve dolayısıyla ÇED raporunda bir daha kimse isteyen de yok, arayan da yok, soran da yok. ÇED raporu olmadan işi devam ediyor. Geldi, buradan mermer ocağı açacağım diye. Bir köylü olarak hiçbirimiz şeyde bulunmadık. Niye? İş sahası olur, vatandaşlarımız çalışır, gençlerimiz çalışır diye. Buraya geldi, böyle yaptı. Bu mermer ocağını işletti bir iki üç yıl. Ve bu mermer ocağı randıman vermediği için tuttu bu kırmaya şey yaptı, döndü. Şimdi bu taşı üyütüyor. Üyüttüğü için de toz, duman, ağaçlarımız zarar görüyor. Dava açıldı. Köyümüzden muhtar dahil 4 kişi davaya müdahil olarak açıldı. Dava devam etti. Dava sonuçlanacağı günde bir gün, iki gün önce bu dilekçeler geri alındı açılan kişiler tarafından. Neden alındığını biz çözemedik yani. Nasıl alındı, neden alındı bilemiyoruz. Dilekçeler geri alınca dava düştü. Dava düşünce de bu vatandaş, ben burayı işte orman dairesinden kiralamışım, bu su, orada bir suyumuz vardı, onu götürmüş, ben bu suyu da işte orman dairesinden kiraladım bilmem ne. Araştırdık ki bunların hiçbirisinin aslı astarı yok. Sadece bir müracaat bulunmuş, yalnız onların hepsinden ters cevap alınmış. Hayır, biz orman dairesi demiş ki ben orada su veremem yani, bu su benim değil ki, böyle bir hakkım yok. Özel idareye göndermişler. Özel idare de demiş ki köy muhtarı ve heyeti eğer size kullanma izni verirse suyu kullanabilirsiniz. Öyle bir şey de köy muhtarına ne müracaat edilmiş ne de öyle bir defterimizde, kitabımızda böyle bir şey var. O da yok. Ama vatandaş buradaki insanlara ben burayı kiraladım, ben burayı yasal olarak kullanıyorum diye kandıraraktan bu işi şu ana kadar yürütmüş. Her şey değişti. Her şey. Suyumuz kurudu, sularımız kurudu. Yemin ederim sularımız kurudu. Özgür'e zebzelerimiz kurudu. Ceviz olanımız elece kurudu. Kurumuş hep yani, kabuğun içinde kurudular, şeyin içinde. Açılır yani onlar. Suyumuz yok. Su, içme suyumuzu dinamut atıyor. Ondan sonra az sonra suyu açıyor, o çamur akıyor, içilmiyor. Beynim deliniyor, beynim deliniyor. Ne hissedeceğim? Yemin ederim beynim, odanın camları sallandı. Dinamut attı ya, ev sallandı. Bak yemin ederim ev sallandı. Burada dinamut atıyor ya. Ama yazık, günah bize de. Bir köyün insanı yok hem de. İşte. İstemiyoruz, biz onu orada istemiyoruz. Başka bir şey yok. İstemiyoruz. Yazık, günah değil. Bir fakir vartelyanın tepesine girmiş de deliyir. Ama bu köyde şimdi insan, gençlerimiz yok. Yaşlı insanlar, onlardan bir şey saymamazlığa geliyor. Hem de benim köküm kuvvetli diyermiş o. Ayıp, çok ayıp valla. Orası bu köyün nefes aldığı yer, suyunun geldiği yer. Tam suyunun geldiği yerde, nefes alacağı yerde ki orada yaptıkları işte bu eleme tesisi çalışması neticesi çok fazla miktarda toz kalkıyor. Toz kalktığı için o toz buradaki işte meyvelerin, sebzelerin, ağaçların üzerine konuyor. İnsanlar soruyor. Yani bu köyde artık önümüzdeki dönem insanlar kuva olacak, hasta olacak. Bugün belirtilerini görüyoruz. Bunu yaşanıyor. Önümüzdeki dönem bunların yaşanmaması için önlem almak istiyoruz. Yani bu köy bizim, bu insanların yaşam alanı ve yaşam alanlarına bu insanların birilerinin kar hırsına, rant hırsına
meselesinin mücadelesini veriyoruz. Bütün mesele budur. Yaşam hakkımızı savunuyoruz biz burada. Biz öldük daha, bizim bir şeyimiz kalmadı abi. Ne meyvemiz kaldı, ne suyumuz kaldı. Sular, dinamit attı mı sular çamur akıyor. Biraz da azlanıyor. Ha şimdi git bak bu zaman suyumuz akmıyor hiç. Sulama suyu da yok, içme suyu da yok. Geldi kaç senede başımızı deliyor ha burada ya. Hiç kimseyi de saymıyor, arkam kuvvetlidir diyor. Benim arkam kuvvetlidir diyor, kimseyi saymam. Her tarafı almışım ben diyor, paramla almışım. Kendimizde astım var, şeker var, rahatsız ediyor. Güzelim köyü batırdı. Gelmeyi istiyoruz. Memleketimize geldik mi rahat edemiyoruz. Meyvamızı batırdı. İktimiz irat ekiyoruz. Öteberi bir şeyler. Onları mahvediyor. Sadece toz ediyor. Olmuyor yani. Olmayınca da işte çalış, boşa çalışıyoruz. Tabii kapatmasını istiyoruz. Yani burada geldi, başa bir nedeniyle geldi. Şimdi taş ügütüyor. Onu da susuz ügütüyor. O susuz ügütünce rahatsız olan insanlar hepten daha rahatsız oluyor. Şeker hastası olanlar daha kötü oluyor. Ben kesinlikle istemiyorum. Bütün cevizlerim kurudu. Bütün meyve ağaçlarımızdan hayır yok. Ondan ben de dediği gibi kanser tedavisi görmüş birisiyim. Köyümüzde temiz hava almaya geliyorum yazları. Kışın İzmir'de oturuyorum. Sadece su, yol, temiz hava istiyoruz biz. Mermerin kaldırılması veya kapatılmasını istiyoruz. Yani sebze ekilmiyor ya, yapamıyor. Vatandaşı emeğini yapıyor, çürüyor, gerisini geri alıyor yani. İşte orada yani yerine baksanız orada o toz, duman hep bu meyvelerin, bu ağaçların üzerinde. Dışarıdan insanlar buraya ne için geliyor? Temiz hava, su için geliyor. İkisini de bu berbat ettiyse bu köye daha kim neye gelsinler yani? Onun için yani bu taş ocağının kaldırılması. Bu köy tarımla yaşamını idame ettiren bir köy. Bu köyde arıcılık yapılıyor, hayvancılık yapılıyor, bahçe tarımı yapılıyor. Ama köyün üzerinde olan bu taş ocağı çıkardığı toz bulutları ile bu köydeki bütün tarımı bitirmiş durumda. Arılar ölüyor, meyvelerimiz artık vermiyor, bahçe tarımı yapamıyoruz. Bu köyde artık yaşam ölmüş durumda. O taş ocağını işleten şahıs bu köyün suyunu gasp etmiş durumda. Bu köyün suyuna el koymuş durumda. Bir taraftan suyuna el koyarken bir taraftan da yaşamına kastediyor. Bu köyde artık hayat yok. Öldü bu köy.